Dün küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen Amerika TÜFE verileri açıklandı. Yıllık veri %8.10 olan beklentinin üzerinde %8.30 olarak, aylık veri ise %0.2 olan beklentinin üzerinde %0.3 olarak duyuruldu. Çekirdek TÜFE verisi yıllıkta %6 olan beklentinin üzerinde %6.2, aylık çekirdek veri ise %0.4 olan beklentinin üzerinde %0.6 olarak açıklandı verinin beklentinin üzerinde açıklanmış olması Fed'in faiz artırım kararında daha şahin olabileceği endişesiyle Amerika hisse senedi piyasalarına negatif etki etti. Nasdaq endeksinde son 10 günlük ortalamanın %17 üzerinde hacimle güçlü bir satış hareketi görüldü ve %3.18 düşüşte gün 11.364 seviyesinde kapandı. S&P 500 ise %1.65 düşüşte günü 3.935 seviyesinde sonlandırdı. S&P 500 endeksinde takdirsel tüketim %3.6, bilgi teknolojileri %3.3 ve telekomünikasyon %1.5 değer kaybıyla en kötü performansları sergileyen sektörler olurken enerji %1.34, altyapı %0.77 primle günün en çok kazandıran sektörleri oldular. Avrupa hisse senetleri dünü alıcılı noktaladı. DAX endeksi %2.17 yükselerek 13.828.4, FTSE 100 %1.44 yükselişle 7.347.66, Eurostox 50 %2.62 yükselerek 3.647.87, Kakaran 40 endeksi ise %2.50 yükselişle 6.269.73 seviyesinde günü sonlandırdı. Amerika tarafından gelen enflasyon rakamlarının etkisiyle volatilitesi yüksek bir günü geride bırakan endeksler, dün Türkiye saatiyle 15.30'da gelen veriyle değer kaybetti. Sonrasında ise yükselişle tüm kayıplarını geri aldı ve günü yükselişle noktalamış oldu. Günü %1.44 primle bitiren İngiltere FTSE 100 endeksinde en çok yükselen sektörler takdirsel tüketim ve enerji oldu. %3.7 yükselen iki sektör, FTSE'de yükselişlerin öncüsü olurken, seansı yalnızca sağlık sektörü değer kaybıyla noktaladı. DAX endeksindeki otomotiv ve sağlık şirketleri, Eurostox tarafında da en çok artan ve en çok düşen hisse senetlerini oluşturdular. Bugün takip edilecek önemli ekonomik veriler arasında İngiltere gayri safi yurt içi hasıla ve üretim verileri, Amerika tarafında ise işsizlik başvuruları ve üfe verileri bulunuyor. Kıymetli madenlerde dün yükseliş yaşandı. Enflasyon verisinin ardından oldukça dalgalı bir seans geçiren metaller veri sonrasındaki kayıplarını geri aldı. Altın günü %0.8 yükselişte 1852 dolar seviyesinden, gümüşse %1.35 artışla 21.55 dolar seviyesinden kapattı. 104 direncini aşmakta zorlanan dolar endeksi oldukça volatil bir seans geçirdi. Gün içinde en düşük 103.372 seviyesini kaydeden endeks günü 104.025 seviyesinde tamamladı. G10 para birimleri arasında gerileyen risk iştahıyla paralel olarak yen ve İsviçre frangı pozitif ayrışırken sterlin ve Norveç kronu negatif ayrıştı. Dolar yen paritesi %0.3 gerilemeyle ile 130.05, dolar İsviçre frangı %0.15 gerilemeyle 0.994, sterlin dolar paritesi ise %0.6 gerilemeyle ile 1.22.44 seviyesinde tesinde işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise karışık bir seyir hakim. Şili ve Meksika pezosu dolara karşı en çok değer kazanan, Çek korunası ise dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Bir önceki aya göre gerileyen Amerika Nisan ayı manşet TÜFE verisinin Amerika'da enflasyonun Mart ayında zirve yapmış olabileceğine dair beklentileri güçlendirmesiyle Amerika verim meclisinin uzun tarafında getiriler geriledi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 6 puan gerilemeyle %2.92 seviyesinde günü tamamladı. Diğer taraftan verim eğrisinin kısa tarafında getiriler yükselişini sürdürdü. Amerika 2 yıllık tahvil getirisi 3.5 puanlık artışla %2.64 seviyesinde günü tamamladı. Avrupa ve Asya'da ise getiriler verim eğrisi boyunca gerileme kaydetti. Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 2.3 puan gerilemeyle %1.83, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1.5 puan gerilemeyle %0.98, Japonya 10 yıllık tahvil getirisi ise hafif yükselişte %0.24 seviyesinde bulunuyor. Ülke risk primindeki geri çekilme ve Amerika tahvillerinin değer kazanmasıyla Türkiye hazine eurobondlarında verim eğrisi boyunca getirilerde 10 puana varan geri çekilme gözlemlendi. 695 seviyesinde güne başlayan 5 yıllık ülke risk primi 684 seviyesine kadar geri çekilse de günü 688 seviyesinde tamamladı. 10 yıllık hazine eurobond getirisi %9.16, 5 yıllık %8.89 ve 2 yıllık %6.97 seviyesinde günü tamamladı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.